Nereye gidiyoruz lan? Merhaba. Bu hafta üniversitelere doğru bir yolculuk yapacağız. Çünkü üniversite sınavları var. Birçok genç, milyonlarca genç üniversite yolunda böyle ışıltılı bir dünya, değil mi? Ya üniversiteye bir gideyim şunu yapacağım. Üniversiteye bir gideyim bunu yapacağım. Üniversitede kampüste böyleymiş, şöyleymiş filan. Nasıl oluyor bu işler acaba? Gençler halinden böyle şeyler düşünüyorlar mı? Yani üniversite halen daha bir ideal mi gençler için? Bundan bile emin değilim yani. Şimdi siz hocasınız, ondan olabilir bu. Sizin gözlemleriniz önemli bir noktada. Ben şeyle başlamak istiyorum aslında. Geçen de enteresan bir şey oldu. Şimdi hocam bir konu spotu buyurunuz. gireyim yalnız. Şimdi Hemen lütfen. üniversite sınavına girecek öğrenciler var. Ona göre onların moralini bozacak bozmadan. herhangi bir şeye anlatmıyoruz. Evet. Gerçekleri de konuşalım. Üniversiteler iyidir diyoruz. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Mutlaka sınavlara hazırlanın, evet, girin. Mutlaka falan. O üniversiteye girilecek. Çıkılacak. Girdikten sonraki yakınmalar olarak değerlendirin bunları. Aynen öyle. Öyle söyleyelim. Girelim ki yakınalım falan tabii, şeklinde. Tabii. Yok, komik bir yerden gireceğim ben. Şimdi üniversite kelimesiyle belki de alakalı. İngilizce verdiğim derslerin bir tanesinin sınavında şey sordum ben. Ki bu doktora öğrencilerine. İşte okuduğumuz romanlarda üniversite nasıl tasvir edilmiştir? Bir karşılaştırma yapın diye. Öğrenci İngilizce olduğu için çok heyecanlanmış, bir de university'yi universe diye okumuş ve evrenin nasıl işte tasvir edildiğine dair bir cevap yazmış. Şimdi bu anekdotu söylememin sebebi, hani zaten yani yanlış bir yerden bakmıyor, doğru bir yerden bakıyor. Yani zaten aynı kelime kökünü. Yanlışlıkla kökünü doğru yapıyor. Evet, yanlışlıkla doğru yapıyor. Yani hani evrende ne varsa, birleştirici ne varsa üniversitede. Tevhide doğru. Aynen, tevhide doğru. Ama işte yani bütün ne diyeyim, bütün kurumlar gibi, bütün yaşadığımız şeyler gibi bir şeyin güzel olan kısmı aynı zamanda onun hani aksayan kısmı da olabiliyor. Şöyle ki hani üniversite adı üzerinde işte bütün bilim dallarını bir araya getirmek, işte bu Arapçada da işte camia, değil mi? Böyle bir araya getirmek, camia, insanlara eser. Aynen, hani hem insanları hem ilmi böyle bir araya getirmeye çalışan bir müessese. Ama işte bunların hepsi bir araya gelmeye çalıştığında bir takım aksaklıklar ortaya çıkıyor. Yani hakikaten bütün ilimler birlikte mi öğretilmeli? Yoksa işte biraz daha böyle parçalı mı olmalı? Daha böyle bir konuya eğilerek mi yapılmalı? Burada böyle bir işte çıkmazdayız deyip ben de Kübra hocama atayım. Kendisi sanat üniversitelerinden bahsetmek evet, üzere. Evet, ondan bahsedeceğim ama şöyle benim kendi kişisel tecrübemle de gireceğim. Ben tabii grafik sesi okudum lisede ve bu arada üniversiteye de liselerin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu hani güzel sanatlar üniversiteleri için de geçerli. Lisede aslında siz başlıyorsunuz ki ben ortaokulda başladım. Ortaokulda resim yarışmaları kazanıyordum. Ortaokul hocam keşfetti bir şekilde bu yarışmaları kazandığım için. Sen dedi grafik lisesi, yani güzel sanatlar lisesine git. Şimdi o hocam olmasa, ki benim ailemde sanat okuyan insan çok, ama o hocam olmasa, beni seçmese, demese ki bana işte sen aslında normal gidip de bir düz liseye değil sanat lisesine git demese, belki de orada gitmeyeceğim. O yüzden bu bence hani üniversiteye gelene kadar, oraya gelene kadar bence çok önemli bir yol var. İlkokul, ortaokul, neyse o lise. Şimdi oradan eğitimi oradan alacak olursak, bize de hep lisede şu öğretildi. Bu arada ressamlar gidiyor. Çok grafik lisesi değildi benim lisem. Ressam hocalar vardı genelde. Onlar da hep şeyi idealize eder. İşte Mimar Sinan'ı idealize ederler. Kimisi Marmara'yı, eğer sektörde bir şey yapacaksanız Marmara'yı idealize ederler. Şimdi o halihazırda idealize etme durumu biraz tehlikeli bir durum. Çünkü Türkiye'de mesela endüstri ürünleri tasarımcılığı çok zayıftır diğer ülkelere göre. Çünkü önce ürün tasarlamanız hani gerekir. Yani ürün tasarımı üzerinedir ve bu Türkiye'de çok gelişmiş bir şey değildir. Daha çok İtalya'da gelişmiş bir şeydir vesaire. Ama hocalar öğrencileri nasıl motive ederlerdi? Ben hiç unutmam. En yüksek puan yani TAS'tı, benim dönemimden bahsediyorum. Ve en yüksek puanı hedeflerdi idealist hoca. Şimdi burada bir sakatlık var tabii. Yani siz bir de çok emek, yani hem kan ter gözyaşı, yani sadece maddi anlamda bu kurslar da çok pahalıdır. Sanatın her şeyi pahalı. Değil mi? Tabii. Sanki ben de hatırlıyorum ya, hazırlanırken sanat hazırlık programlarının tabii çok daha pahalı özel, olduğu. Özel pahalı şeyler var, evet. Özel dershaneler var. Ve bence hala da öyle. Yani hiç değiştiğini sanmıyorum. Siz hazırlanırken bir desen eğitimi alırsınız ve o eğitimlerden ben de aldım.
İdealize edilen şey, mesela sizin çizginiz ENTAS'a yatkın değil ama siz otomatikman sanki çok başarılı bir öğrenci değilmişsiniz gibi. Oysa sizin belki de çizginiz benim mesela resme yatkındı. Kiminin iç mimariye, yani daha keskin çizgiler çizen insan iç mimariye. Bunu neden anlatıyorum aslında? O üniversite, yani dershane vesaire neyse o kişiyi hazırlayan, idealist olduğu bir, yani mesela duygusal zekanın çok küçümsendiği bir ülkede yaşıyoruz biz, duygusal zekasının. Oysa aslında bunun ne kadar önemli oldu. Yani bu şunu demiyorum elbette. Tabii ki gidip mühendis olmak isteyen o da takdir görsün ama sanat okuyan da takdir görsün. Yani biz öyle bir dönemden geçtik ki yani sanat okuyana asla işte falan. Hani Boğaziçi'nden okuyan önemlidir. Sen gene ilgilen onunla da hobi olarak sanat okuman çok önemli değildi. Bir sürü mesela tıp okuyup şey var, sanat yönünü. Müzisyenler özellikle. Müzisyen, tabii ki. Çok şey var. Yani edebiyatçı da biliyorsunuz çok fazla var yani. O yüzden bu böyle hani duygusal zekanın küçümsenmesi, yani o dönem için söylüyorum, çok yaygındı. Benim ablamın döneminde de çok yaşamıştı. Yani benle ablam 10 yaş var aramızda ve o kuşak insanı. Biz ailede de yani böyle bir ötekileştirilmiştik yani sanat okuduğumuz için. Ama bugün gelinen noktada bakıyorum, sanatın nispeten daha önemsendiği, üniversitelerde daha saygınlık gördüğü bir hal aldı. Ama her şeye rağmen üniversiteler, hani kimisi Bauhaus ekolünü benimsiyor. Mesela işte Marmara Üniversitesi daha işte zanaat odaklı, zanaat ve sanatı bir arada şey yapar. Şeyi de Mimar Sinan Üniversitesi tamamen sanatçı odaklı yetiştiriyor. Onlar atölyeden öğrenci yetiştiriyorlar, ekoller yetiştiriyorlar. Her ne kadar öyle de olmuş olsa bir kalıp var ve siz o kalıba göre aslında hareket ediyorsunuz. Yani belki Nagihan Hocam da söyleyecektir. Yani kalıp olması sorunlu mu değil mi? Yani bence kalıp belli anlamda bir çerçeve çizilmeli öğrencilere kendi yeteneklerini sınırlamaları açısından, ama eğer o yetenek o kişide daha fazla diğer, yani unique, aslında eğitimden bahsediyorum. Daha o kişiye özel eğitim, bu sanat üniversiteleri için söylemek mümkün. Diğer bölümlerde de belki olabilir ama özellikle sanat üniversitesi ise, bu sanat okuluysa bence kişiye özel olmalı. Çünkü o kişinin yeteneğine özel olmalı. Yani aynı, niye bir başka ressam diğeriyle aynı değil? Yani değil. Yani kimisi çok daha fazla teknikte kalırken, kimisi çok daha fazla fikirde kalabiliyor, düşüncede kalabiliyor, değil mi? Hani onları ortaya çıkartacak belki bir eğitim sistemi söz edilebilir. Bilmiyorum, şu anda tabii ki üniversitelerin durumu hala aynı devam ediyor mu? Benim dönemimden bahsediyorum ben en nihayetinde. Ama bence böyle olması daha uygundur derim. Siz ne dersiniz? Ya ben hani üniversitelerin biraz o üniversiteden şey yapacak olursak, hakikati, o tepedeki hakikati, hangi alanda okursa okusun, kendi işte gazetecilik olsun, işte mühendislik olsun, o hakikatin özünü kendi bulunduğu alana yansıtmasıyla bir üniversite misyonuna, vizyonuna veya işte ne bileyim mefkûresine, var mıdır böyle bir mefkûre bilmiyorum ama ulaşması, en nihayetinde hepsinin bir çatı altında olması, üniversite dediğimiz şeyin bütün bilimlerden, bütün disiplinlerden bir araya gelip de bir yerde oluşması buna işaret ediyor gibi. Ama sanki şu anda bir yönüyle yüksek lise gibi, yüksek lise gibi, bir yönüyle meslek edindirme kursu ya da süreci gibi. Şimdi o Orta Gazetin falan üniversite şeylerine bakacak olursak, hani üniversiteyi İşte o yüksek hakikatin tezahür ettiği, insanlığın hakikat arayışında veya hakikati muhafazasındaki şeylerden birisi gibi görünüyor. Siz Oxford'da gördünüz, nasıl? Yani? Orada eğitim nasıl? Orada nasıl şimdi? Orası da mı bozdu? Artık o eğitim eski Oxford değil mi? Hakikaten o mefkure dediniz, beni çok üzdünüz. Yani hakikaten üniversitenin en azından, ya da bizim geleneğimizde de işte medresenin ilim yuvası olması gerekir. Yani insanların işte bir takım işte o hakikatlere kafa yorması vesaire. Ama şu anda üniversitenin geldiği nokta, sürekli işte endüstri diye bir kavram var. Bütün üniversitelerde sürekli bahseden endüstriyle iç içe olması bekleniyor. İşte endüstriyle iç içe olmayan üniversite eksik üniversite gibi sanki. Kesinlikle. Yani, ama yani şey yapamamış, geri böyle naftalinli. Evet, sürekli öyle düşünülüyor. Yani üniversitenin o kendi düşünme alanı tamamen kısıtlanmış durumda. Hani bu fil dişi kulesi diye dalga geçilirdi. Biz de geçerdik işte, bu hocalar kendi üniversitelerinde okuyorlar, yazıyorlar. Toplumla hiçbir ilişkileri yok. Tamam, bu da dalga geçtiğimiz ve hoşlanmadığımız bir şeydi ama
gelindiği noktada şu anda sürekli üniversite endüstriye yetişmeye çalışıyor. Ya da endüstrinin işine yarayacağı, yani üniversite endüstriyi takip etmek zorunda kalıyor. Bu bence insan ırkının gelişimi için çok yanlış bir şey. Yani üniversitede bir takım farklı şeyler test edilir, yeni düşünceler üretilir. Ona göre bir endüstri oluşur diye, yani kimin neyi çekeceği burada böyle bir karışıklık durumu var. Yani bilemiyorum. Ya böyle olunca da şöyle bir şey oluyor. Yani diyor ki üniversite, diyor ki endüstriyle bütünleşik, işte kolay tüketilebilir, bir şeyler üretelim ki biz bu kitlesel tüketime girsin ve aynen böylece öyle de biz tercih edilelim, işte cazip olalım, festivaller yapalım, eğlenelim falan böyle başka bir böyle bir curcuna, çok bir güzel, eğlenmelik hali. Çok güzel yaralarıma dokunuyorsunuz. Yani çok çok şeyler. Tabii ki hani eğlencesiz olmaz. Üniversitenin bir yönü de hani eğitmenin veya işte o tecrübeyi yaşamanın bir yönü de eğlencedir ama sanki o taraflar böyle şey oluyor. En sonunda da şöyle dönüyor. Ya zaten biz, bütün bu olay bundan ibaretse, ben bunu üniversiteye gitmeden de yapabiliyorsam, evet, neden üniversiteye gideyim ki? Yani kesinlikle. Metaverse'e mi gidelim o zaman? Üniversite yerine Metaverse'e mi? Evet. Oraya doğru mu gideceğiz yani? Gidişat oraya mı? Gidişat oraya, öyle bir şey var. Yani hani üniversiteden anladığımız bizim hani bir dönem olur değil mi? Bir 13 hafta, 14 hafta. Ve bu uzun dönem sonunda bir çıktı olur. Ama tabii ki bizim zamanımızla da alakalı bir şey. Hemen 3 haftada bir şeyi öğrenmek. Yani bu şey, bu skills meselesi var ya, bu edinimler. Zaten sürekli biz bir öyle 10 maddelik, 15 maddelik bu derse gelen insanlar ne gibi edinimler edinir? Şeyde raporu yazıyoruz. Koş vatandaş. Yani şu 3 haftalık, 4 haftalık, yani ben derslerin birer birer şeye dönüştüğünü görüyorum. Yani şöyle bir 4 haftalık atölye yapalım, 5 haftalık atölye yapalım. Yani uzun 13 haftamızı verip bir şey üzerine düşünmektense, ve tabii 3 haftalık, 4 haftalık olduğu vakit dediğiniz gibi endüstriye de açılıyorsunuz. Dışarıdan yani insanlar da gelip alabiliyor falan, buna dönmüş durumda. Ama metaverse meselesi de aynı. Metaverse'te. Zaten hani bundan bahsedeceğiz. Hani pandemi sırasında zaten hepimiz metaverse'te öğrencilerle beraber olduk. Ama bundan önce de gelişen bir şeydi. Yani hani öğrencilerin kendisi diyor, İşte ben bu hocadan bir saat dinliyorum, anlamıyorum ama işte yarım saat bir YouTube'dan seyrediyorum ve çok daha iyi öğreniyorum. Yani zaten o eğitim meselesi YouTube'a kaymış durumda. Burada geriye ne kalıyor? Yani öğrenciyle hoca arasında işte bu duygusal zeka diyorsunuz ya, ona yakın bir şey, yani bir bağ varsa, yani öğrenci o hocayla beraber olmak için. Aynen, meşk sistemi aslında. Aynen, bu meşk sistemi bizim medrese sistemimiz. Evet. Ve yani olay belki de tekrardan, biz arkadaşlarla bazen onu diyoruz, şeye dönüşecek yani bu tekrardan orta çağ, tekrardan medrese sistemi. Yani sırf o hocayı görmek için okula geliyor öğrenci. Ama öyle de değil midir? Mesela ben kendim lise dönemime gidiyorum. Üniversite geç okudum ben. Çalışıp okuyan biriyim. Mesela ben üniversiteli olduğumu düşünmem o yüzden. Yani eğitimi almak için okuyan biriydim. Mesela lise döneminde ben bir sanatçının atölyesine, daha doğrusu onun üretimlerini yapmış olduğu yere giderdim ve ben bunu çok sağlıklı buluyorum, kişinin atölyesinde eğitim görmeyi. Yani bu meşk sistemini bahsettiğim. Çünkü siz onun ruh yapısını, her şeyi aslında iletişimle kopya ediyorsunuz. Yani halini de. O kişiye dair, mesela ben kendim atölyede çalışırken orada biz Vivaldi dinlerdik mesela. Benim orada klasik müzik altyapım orada oluştu mesela. Ha, bunu üniversitedeki, tabii ki üniversite ortamları da sağlamaz demiyorum. Onlarda da böyle, çünkü sanat üniversitelerinde bu çok yaygındır. Farklı sanatların birbirine meç olması, ama genel anlamda birebir olduğu zaman gerçekten iletilebiliyor. Bir de şeyi fark ediyorum. Mesela klasik sanatlarımız için de geçerli. Hep bunu sanki meşk sistemini klasik sanatlar için olabileceğini düşünüyor insanlar. Çünkü öyle bir gelenek var. İşte hat sanatında var vesaire ya. Bugün bakıyorum oradaki üniversitelere de, yani oradaki üniversite yapılarına var bugün, yani Mimar Sinan'da da var, özel üniversiteler de var açılan. Aslında bu sistemi, yani üniversiteye entegre ettiğinizde meşk sistemini, aslında yeterli gelmediğini görüyorsunuz. Az önce söylediğinize geleceğim. Yani siz 4 sene boyunca bir sanatı öğrenemiyorsunuz aslında. Yani 4 sene yetmiyor sizin o sanatı öğrenmenize. Ve hocayla bağınız üniversiteden sonra koptuğu için, bu sanatlar da öyle sanatlar değil ki hocayla devamı tatbik edilecek. O az önce işte bu geçmişle ilgili çok söylerler mesela, hocalarla ilgili o ekoller oluşurken onların o haleti ruhiyesini anlamak. Yani hep zikrediyoruz ama Süheyl Ünver.
Yani Süheyl Ünver'in kendisiyle temas etmemiş olsaydı o öğrenciler, bugün bu kadar sağlıklı bir zincir oluşturamayacaklardı belki sanat adına. O yüzden o temas dediğiniz şey, hani ne kadar metaverse gelirse gelsin üniversitenin yerine, bu olmayacak hiçbir bu zaman. Bu ilmi silsilenin yerini blockchain mi alacak yani? Dijital zincir olarak. Yani dijital... bunun devam edeceğini düşünüyorum ben. Hani o kısmı ihtiyacı olan. Çünkü hocamla konuştum. O şey dedi bana, işte ben atölyesinde çalıştığım Cemal Toy Hoca. Beni bulmak isteyen yine buluyor dedi. Yani mutlaka bunu, şimdi biliyorsunuz liselerde veya ortaokullarda aslında sağlıklı bir sanat eğitiminden söz edemiyoruz. Hani resim dersleri bile çok, hani resim hocalarının girmediği dersler, sınıf öğretmenlerinin girdiği dersler. Dolayısıyla hani orada bir sanat eğitiminden söz edemiyoruz. Ama o da diyor ki mesela kendine has özel kurumların bu şekilde olması. Yani milli eğitimden biz bunu bekliyoruz. Ben kendim şahsen adına milli eğitimin böyle bir şey yapmasını daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hani öğretmenler yetiştirerek, belki atayarak. Ama öyle olmuyorsa bile çok farklı özel kurumların o yaştaki çocuklara bunu anaokulundan başlatan okullar da var. Anaokulu, yine ilkokul, ortaokul diye giden. Orada bunun sağlanabileceği, belki o atölye ortamlarıyla beraber bu sanat ilminin insanlar içerisinde var olabilir. Yani çeşitli eğitim metodlarına kayılabilir belki alternatifli. Hani sadece tek başına bir üniversite değil de, üniversite artık yetmiyor belki. Onun ek şeyler olabilir. Ya bir de hani üniversite dediğimiz şey 1800'lerin sonlarına kadar zannediyorum dünyada herhalde çok fazla olan bir şey değil. 10-15 tane toplam dünyada üniversiteden söz etmek. Yani şöyle bir şey. Üniversite değil de mesela hani Oxford örneğini verdiniz. Kolejler olarak. Hı hı. Yani daha küçük kurumlar, bizim işte gene medreseler gibi daha küçük kurumlar. Mesela evet, medrese diyoruz. Yani benim çocukluğumdan beri zaten ilgimi çeken bir şey. Üniversite diyoruz, kocaman bir sürü binaları var, bir sürü medrese diyorsunuz. İşte bizim Salis Medresesi giriyorsunuz. Küçücük bir yer. Evet. Yani çok daha butik bir şeyden çok daha universe bir şeye geçmiş durumdayız. Ya bir de bu hani nicelik meselesi. Niceliğe takmak, işte sayılarla, rakamlarla ifade etmek. İşte şu kadar öğrencimiz var, bu kadar şey yaptık, verdik. Bilmem ne yaptık, dünya sıralamasında şuradayız, işte bilmem nerede buradayız, işte şu kadar mezunumuz şu kadar yerde işe girdi veya Türkiye'nin şu kadarlık diliminden alıyoruz gibi. Genelde hep rakamlarla ölçülebilir, şey yapılabilir işlerle, ama üniversitenin ruhu sanki başka bir şey olmalı. Sanki bambaşka bir şey. İnsan yetiştiren bir yer olması tabii gerekiyor. Tabii ki, bence de aynı. Ama şu şeyde daha böyle endüstriyel. Yani bence çok kişisel. Ne kadar benzersek birbirimize o kadar makbul gibi. Yani hani çok kişisel bir örnek vereyim. Mesela benim için hani çok klasik gelecek tabii herkese, ama hani hocalar için not önemli değil derler ya. Yani benim için hakikaten öğrencinin aldığı not önemli değil. Ama mesela öğrenci, ben diyelim bir romandan sadece iki bölüm okumalarını istemişim. Öğrenci belki işte 40 öğrenciden bir tanesi olsa bile gelip hocam roman çok hoşuma gitti, hepsini okudum demesi, benim için asıl başarı budur yani. Yani üniversite ya da hoca ile öğrenci arasındaki ilişki, yani ne kadar ona ilham verebiliyorsan, kendi aşkının ona ne kadar aşk ne kadar aktarabiliyorsan, o yani benim peki için önemli olan. Peki sınav sistemi kalkmalı mı hocam sizce? Sınav olmalı mı yine de her şeye rağmen? Bu çok, çünkü burada serbest soru. Çağrışımlı bir düşüncemiz var ya, hani üniversite, yeni üniversite anlayışımız ne olabilir konuşuyoruz ya, bunun içerisinde sınav olmalı mı? Ben o konuda biraz klasik düşünüyorum herhalde. Ben sınavın zihinsel bir jimnastik olduğunu düşünüyorum. Yani o bir açıdan çıta konuluyor ve ona yönelik hani çalışıyor. Yani kısa süre verilen bir zamanda işte kafandaki bilgileri nasıl meclisedebiliyorsun, etmiyor musun? Tamam, belki öğrenciyi ölçmenin tek yolu bu değil. Evet. Ama o mental jimnastiği ben önemsiyorum açıkçası. Ya şöyle, ben üniversite sınavları için söyleyebilirim. Hani diğerleri test metodlu. Bu çok eleştirildi biliyorum ama Bu arada ben asla test sınavı yapmıyorum yani. Yani normalde mesela işte çizim sınavlarına girdiğimde de ben 3 farklı üniversitenin sınavına girdim. Bir tanesi Vakıf Üniversitesi'ydi. Onun çok 4 aşamalı bir sınavı vardı mesela, hatırlıyorum. Diğerinin sadece çizim sınavı vardı. 2 aşamalı Mimar Sinan'ın mesela. Marmara'nın da 2 aşamalı olması lazım. Bir de mülakatı var. Şimdi mülakat sistemlerini ben adil bulmadığım için, yani kimse bulmaz ama hani sanki ama öğrenci seçiyoruz. Ama en tatlısı da mülakattır yani hocam. Ama işte orada çok subjektif bir bakış tabii olduğu ki için, hani öğrenciyi neye göre alıyor? Gerçekten seçiyor mu?
neye göre seçiyor, orası çok bence hala şey yani flu geliyor bana. O yüzden o yeni nesil sınav sistemleri. Bilmiyorum hani bunun için ne düşünüyor üniversiteler. Hani bunu bu zamana kadar gelmiş, bundan sonra da böyle gitsin diyorlar ama bence burası da yenilenmeye muhtaç gibi. Yani uzun zamandır ben böyle düşünüyorum da. Ben mülakat lehine bir şeyler söyleyebilirim mesela. Yani şöyle bir şey, özellikle üniversiteye girişte ben mülakatın çok, yani bizim yani sadece şeyde var, işte sanat okullarında var. Evet. Normalde bence bütün bölümlerde olması gereken bir şey. Yani tamam, objektiflik konuşulabilir ama ben şöyle şeyler mesela görüyorum. Mesela mülakata geldiği vakit öğrenci, hocayla karşılaştığı vakit sorulara nasıl ne kadar cevap verip veremediğini görünce aslında o bölüme uygun olup olmadığını çok daha iyi anlıyor. Bir de şöyle bir eşitsizlik yok mu? Yani ben öğrenciyim, şurayı istiyorum, şurayı istiyorum, şurayı istiyorum. Bakalım üniversite beni istiyor mu? Yani. Ya hoca beni istiyor mu? Aynen öyle. Yani bunun da böyle olmasa hocanın karşısına birisi çıkıyor. Tombala'dan bir şey çıkmış. Evet aynen öyle, biz öyle. Ya yani belki çok iyi bir şey ama uygun değil. Yani bir hocanın anlatımına uygun değil belki. Yok, buna katılıyorum ama burada da çok suistimale açık bir şey i̇şte var evet, ya. Zor tabii ki. Yani bunu nasıl dengeleyecek? Hangi mesela çok kendi içerisinde o şeyi güvenilir yapan belki de hani orada sizin deneyimlediğiniz şey bence o güvenilirlik. Hani bu hep yarışmalar için de söylenir. Yarışma jürileri için. Bir kurgu var orada ve insanlar yarışmaya kim insan tepkiseldir, girmez. Hani ve ben de haklı buluyorum hani girmeyenleri de. Hani girenler için motivasyon olabilir ilk gençlik nesil. Hani öyle oluyor yani daha çok motive oluyorsunuz. Ama o yarışma jürisi gibi geliyor bana. Yani seni sanki orada o test şeyi önemsiyorum bu arada. O kişinin o kapasitesine göre o bölümü almayı hikayesini. Tabii işte. Bunu önemsiyorum. Ama oradaki de artık hocalar mı diyelim? O sistemi oluşturan neyse ya, evet, orada da bir yani insan güvenelim yani. Bu işin içine girince tabii ki yani mutlaka evet. Bu dengesizlikler oluyor ama neden gibi, almadığını bilemiyorsun. İşte evet. Ben çünkü mülakattan yani elenmiş bir insanım o yüzden. İşte bu şeylerin çok açık bir şekilde olması lazım. Yani söylenmesi lazım. Şu yüzden alınmadınız evet. Vesaire her neyse. Mülakat demek subjektiflik değil. Objektif mülakatlar da olabilir yani. Tabii şu ki. Şu kriterler. Yani mülakat hatta ben yani gene deneyimimden biliyorum. Mesela yani şöyle oluyor. Ya mesela öğrenci mülakat sırasında bölüme uygun olmadığını anlayıp vazgeçiyor. Ya da mülakat sırasında tam da yerinde olduğunu fark edip çok şevkle geliyor bu sefer. Ya, çok şevkle çalışıyor. Bilemiyorum ya yani evet. Orası biraz yani evet itirafları da var evet. %50-%50 gibi oldu şu an. Ama genel itibariyle şey biliyoruz yani en azından seçilerek. Ben burada şey sistemini beğeniyorum. Hani siz ne dersiniz bilmiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi. Beni çok motive eden bir üniversite sistemi var. Şundan dolayı mesela farklı siz mesela edebiyat mezunsunuz ama sanattan yüksek lisans yapabiliyorsunuz. Sonrasında doktoranızı yapabiliyorsunuz. Yani sizin içinizdeki ki ben biliyorum ki resme karşı sizin yeteneğiniz var. Sadece edebiyatla değil ki. Yani sizin belki de o anda müzik dedik az önce yani rastlantı mıdır, tesadüf müdür? Tıpta okuyan insanların müziğe bu kadar. Yani mutlaka orada başka bir şey çalışıyor aynı anda. Dolayısıyla hani isteyebilir kişi tıp okuyabilir, sonra müziğe yönelebilir. Sizin gibi edebiyat okuyabilir, resme yönelebilir. Onu sağlayan bir sistemleri var. Onu da bilinçli yapıyorlar. O da benim hoşuma gidiyor. Ben şu zamana kadar hani benim gördüğüm farklı disiplinlerden bize ne katacak diyor üniversite. Yok yani sanata onlar da bir şey katabilir. Hani şimdi yine geçmişe dönelim. Medrese dönemine belki. Daha da geçmişe. İşte onlar da Da Vinci dönemi. Çok eski ama onlar da çok multidisipliner insanlardı. Yani onlar da yani bir taraftan bilim insanı diyoruz kendisine değil mi? Bir taraftan ressam diyoruz. Pek çok başlık var. Demek ki o zamanın ortamı demek ki bunları oluşturmaya da müsaitti. Üniversiteler mi bizi bu kadar teklifleştirdi acaba? Yani burada şunu sormak lazım belki. Üniversite dehayı arama yolculuğu mu yoksa endüstriye i̇şte, şeyler evet, orada, yetiştirme tabii, yolculuğu evet, mu? Değil mi? Yani oradaki yeteneği ortaya çıkar. Mesela ben kendi şahsım adına üniversitelerle ilgili çok bilgi sahibi olmazken o dönem. Sonra ben bir şekilde okudum. Üniversiteden mezun oldum. Görsel iletişimi okudum. Sonra iyi ki de girmemişim dedim. Hatta hocam da ben böyle iyi ki de girmemişim ama bu şeyden değil. Yani yapamadım ondan değil. Çünkü beni bir kalıba alacaktı. Mutlaka bir ekolden devam etmek zorundaydım. Serbest çağrışımlı şeyleri kendi içlerinde zaten törpülüyorlar. O yeteneği ortaya çıkarmak mı, sınırlamak mı? Orada bir soru işareti varmış gibi geliyor bana. Yani gerçekten bir öğrencinin var olan kapasitesini mi ortaya çıkarıyor?
Yoksa var olan kapasitesini sınırlayıp oraya hapsediyor mu? Biraz endüstriyelleştiriyor zannediyorum. Öyle olmak zorunda. Mesela birçok alandaki şeyler işte pazarlama daha fazla kazandırıyor diyor. Pazarlama da işte çok uluslu şirketlerin pazarlama şeylerinde işte sosyoloji okuyor ama oraya gitmek istiyor. İşte mali denetim şirketlerinin kadrolarında yer almak için neredeyse üniversite sınavı gibi onlara şey yapabiliyor. Böyle değişik bir dünya var. Dışarıda değişik bir dünya var. Sadece Türkiye'ye mahsus da değil bu. Evet. Birçok yerde daha iyi bir gelecek arıyorlar öğrenciler falan. Bu arada ben bir mezuniyet geçen günlerde New York'taydım. Böyle Columbia Üniversitesi'nin mezuniyetine denk geldim. Değişik değişik fakültelerden öğrenciler, değişik değişik ırklardan öğrenciler. Çok hoşuma gitmişti şey böyle o mezuniyet anları, heyecanları. Böyle Hintli, Bangladeşli öğrenciler falan mühendislik tarafındalar. Onlar gene mühendislik tarafında. İşte Asyalılar var, başka bir yerde başka bir öbek. Şeyler birbirini tanıyorlar. Yani üniversitede insan türü birbirini tanıyor aslında. Belki dünyanın büyük üniversiteleri işte Columbia gibi böyle önde gelen üniversitelerinde biraz daha farklı şeyler. Sanırım oralar biraz da şu yani... ruhların veya beyinlerin birbirlerini tanıma yerleri aslında. Çünkü bakıyorum üniversite arkadaşlarımdan çok uzun soluklu şey yolculuğu, yani zihinsel olarak yoldaşlık eden insanlar var. Evet. Bir de bu şey akademi, yani akademi veya üniversite, fakülte yani. Buradan bir türlü kurtulamayan bir nesil de var. Yani orada varlığını orada ifade eden. Yani o etiketle kendi varlığını evet. ifade eden, bu dünyada da yaygın hani biliyoruz. Ama hani neden ona ihtiyacımız var? O etiket olmasa biz var olamaz mıyız? Güzel. Bırakamaz mıyız? Oradan mezun olamıyor muyuz aslında? Ya o orası sanırım hayatımız boyunca herhalde unutmak istemediğimiz o 4-5 yıllık bir parantez herhalde. Peki, tam da bu noktada tamam şimdi bir güzelleme yaptık farklı medeniyetlerden insanlar bir araya geliyor falan ama hani ters köşeden baktığımızda da hakikaten belki de devrim yapacak insanların belki de sistemi değiştirecek insanların tam işte o unutulmaz yani beynimizin süper işlediği o 4 senede böyle bir şeye bir kıskaç altına alınıp orada bir hani bu şeylerin ecnebilerin crowd control dediği böyle güruhları bir şekilde orada yani hapsetmeye de belki de yarayan bir şey diyeyim böyle ters açıdan girip. Yani sonuç itibariyle bakıyorum. Belki gene nicelik olarak bakacağım ama üniversite yani mesela birçok kişi diyor ki ya üniversite ya ben de mesela üniversitede okurken böyle ya okumasam burayı ne olacak ki bu sistem böyle falan şu durumdur diyoruz. ama şey. Öyle bir şey ki yapmak zorundayız onu. Ya yani hemen hemen yapmak zorundayız. Çünkü o etiketi küçümsesek de ya o mesela şeyler var böyle katılmadığım için söyleyeceğim tamam. bunu işte batıya ya ne gidiyorsunuz işte orası şöyle ya ağam sen gitmişsin etmişsin sonra milletin çocuğuna diyorsun ki gitmeyin. Değil mi? Ben de şimdi üniversitedeyim o yüzden gitmeyin. Şimdi olur mu? Evet, ya olmaz. Bir gerçeklik var. Onun doğru. bitirilmesi gerekiyor büyük ölçüde %99. O %1'lik bir şey var mıdır? Vardır. Bir deha var mıdır? Ona ihtiyacı olmayan vardır. Ama bir sistem var. Bunun içinde İtiraz edilecekse bile oradan belli bir şey yapıldıktan sonra gidilmesi gerekiyor. Evet diyorlar ki işte Zuckerberg şöyleydi bilmem ne böyle Harvard'ı bırakmış ya adam Harvard'a gitmiş. Einstein okullar atılmış. Yani tamam bir iki tane örnek bulunuyor döndürülüyor onlar söylüyor. Bir ya. Bu mesela başarılı ikon haline gelmiş isimler için söylenir. Medyada da bize şey örneği gösterirlerdi Mehmet Ali Birant örneği gösterirlerdi. O da liseden mezun üniversiteye gitmiyor. Ya tabii de. Ama onun da bir hocası var. Ya var yani. Bir de geldiği onu niye, sosyo... O niye önemli değil o hocası? Sosyoekonomik, sosyokültürel çevreleri farklı. Başka şeyleri belki bir üniversite okumuş kadar zaten şeyi var, ya edinimi işte, var. Yani. İstisna evet. olarak da okumamış, seçmemiş diyelim. Bir eksiklik midir? Haşa. İşte iyi bir insan olabilir. Pekala evet. çok başarılı bir insan da olabilir üniversite mezunu. Ama birçok kişinin de ben böyle hayatının kayıp gittiğini neredeyse görüyorum, şey yapıyorum. Ama ben yani hani... hani üstenci bir tavırla bunu söylemek istemiyorum. Hani üniversite mutlaka şekil değiştirecek ve bunu şekil değiştirmesinin sebebi de hocalar olmayacak yani sistemin kendisi değil. Öğrencilerin Öğrenciler. Kendisi değiştiriyorlar zaten şu anda. Yani dediğim gibi sınıfta ders dinlemektense YouTube'dan dinlemeyi tercih ediyor. Yani ve bazen
hani bizim zamanımızda işte, ama 4 senede bitirelim gibi evet. Böyle bir belki işte zekamızı kanıtlamak için miydi bilmiyorum ama şimdi yo işte 2 sene daha uzatayım, o sırada şunu yapayım, bunu yapayım. Yani hayatın içerisinde eriyip giden bir üniversite sistemi. Evet. Hani 4 sene okuyayım hayattan geri kalayım değil de evet. Hayatın içinde ya eriyen bir üniversite mi? Yani atıyorum yarısı zaten Instagram'ır. Oradan belki bir şeyler zaten oradan iş hayatına atılmış durumdalar belki. Zaten evet. Bir yandan bir şeyler zaten yapıyorlar. Bir yandan o kendi profesyonelliklerini geliştirip bir yandan da okumaya devam etmek böyle bir gene bu endüstriye gidiyor yani. Tamamen iç içe geçmiş durumda. Ya ben şeyi görmüştüm. Gene New York'ta bir televizyon programında gördüm. Böyle Taylor Swift diye bir şarkıcı var. Hı hı. Taylor Swift New York Üniversitesi'nden mezun olmuş. Kep falan böyle vay dedim be bak dedim. Yani şarkıcı markıcı ama dedim, üniversiteyi bitirmiş dedim. Geçen de bir tane... Sonradan o Fahri şeymiş mezuniyeti. Yok bir tane şarkıcı geçen de sosyal medyada paylaşıyordu. İşte az önce doktora savunmamı yaptım. Şimdi de konser vermeye gidiyorum falan gibi bir şeyler vardı yani var böyle. Ya benim de üniversiteye ilk gittiğimde ilk karşılaştığım kişi kimdi biliyor musun? Kemal Sunal. İşte buyur. Evet, o çok sonraları okudu. Evet, evet, evet. Çok sonraları ve yüksek lisansını falan evet, da kendi evet. Filmleri üzerinde. Öyle var ya çok sonradan bize. Üniversiteye gidip. Ya şey bir de yok. Okumanın neşesi, güzelliği aslında. Şimdi de mesela uzuyor o okuma süreçleri de. Yani 20'li yaşlarda idi. Şimdi 30'larında veya 40'larına merdiven dayamış kişilerin de devam ettiriyorlar süreçleri. Sanırım güzel bir şey herhalde. İmkanı varsa okusun yani. Bir de şey hani üniversitelerin bu 90'lardan 2000'lerden sonra en çok yaygınlaştığı hani vakıf üniversiteleri adı altında çok fazla hatta bazıları için merdiven altında diyebiliriz. Aslında dershane gibiler ya da lise gibiler ama üniversite adları. Şimdi bu kadar çok olması hani kendi içerisinde bir iddiası var ve artık herkes üniversiteli olsun hikayesi var ya hani herkesin bir diploması olsun çünkü böyle bir şey hani diploman olsun hikayesi vardı bir dönem. O senin hayatını kurtaracak. Bu bakış şimdi orada üniversitelerden mezun olanlar ne yaptı, ne yapıyor, işe girebiliyorlar mı? Yani gerçekten o etiket yeterli mi sadece üniversiteden mezun olmak? Bugün bunların tekrar tekrar belki konuşulacağı bir dönemdeyiz. Ya ben şunda bahtsızlık var biraz. Bazı üniversitelerimiz, hani isim vermeyeyim, rencide etmeyeyim. Bazı üniversitelerimiz çok iyi üniversiteler gerçekten. Çok iyi beyinler alıyorlar. Ama o üniversitede böyle öyle bir endoktrinasyona maruz kalıyorlar ki sen şu üniversite mezunusun. Sen şöyle şöyle sonra çıkıyorlar kendilerini böyle şey zannediyorlar yani çok üstün zannediyorlar ki üstünler aslında ama gerçeklikten kopuyorlar yani nasıl bir ülkede nasıl şartlarda yaşadıklarının farkında olmuyorlar ve daha sonra çok kolay yapabilecekleri şeyleri beklentileri o kadar yüksek ki hayal kırıklığına uğruyorlar sürekli deniyorlar olmuyor niye diyor ben diyor yani haşa salak mıyım hayır değil ama yaptığı böyle bir bocalama, bir şey, bir yetersiz gelme hali filan. Sanırım hani öyle biraz da üniversitenin öyle bir fonksiyonu var. Ego şişirme fonksiyonu. Sen üniversitede şişiriyor, evet. Ya ama bu zararlı bir şey. Kesinlikle. Aslında hani diploma hani bir şey ifade ediyor mu meselesine gelirsek. Aslında yani diplomayla beraber şey mi yani bu ne diyelim bu meşk ve öğrenci hoca ilişkisi ya da hani icazet ilişkisi evet. Aslında hiç ölmüş bir şey değil. Mesela ben şükür şeyden, ki. Efendim? Şükür ki yani. Şükür ki hakikaten evet. Öyle. Yani çoğu zaman diplomanın önüne geçiyor. Yani siz belki çok iyi bir üniversitede yani ismi çok iyi olan bir üniversitede okumadınız ama belki o üniversitede bir dönem çok iyi bir hoca ders verdi ve siz ondan aldınız ve sizin şeyinizde transkriptinizde görünüyor şu hocadan şu dersi almış ve bu sizin için büyük bir referans oluyor. Mesela biz master ve doktor öğrencileri alıyoruz. Lisans eğitimlerine bakıyoruz. İşte belki çok parlak üniversitelerden gelmeyebilirler ama işte o hocanın ismini gördüğümüzde diyoruz ha tamam işte bu hocadan geçmişse o zaman bu iyi bir öğrencidir diye. Yani aslında o icazet halen daha devam ya ediyor. Ya evet. Kendimi de keşfettim. Ben mesela tabii. Ünsal Özkay ismiyle hani onun dersini aldım diyorum. Yani birçok kişi içinde bu bir anlam ifade tabii ediyor. Tabii ki ben bilmem kimin öğrencisiyim. Yani bu üniversitenizden daha fazla şey ifade ediyor aslında. Yani demek ki medrese sistemi hala evet, işliyor. Evet medrese sistemi. buraya yani kişiye özel Metaverse eğitim. De olsa, Metaverse site de olsa
Hala ve hala. Yani Metaverse'de de öyle diyecek ki ben işte bilmem ne hocasının dersini takip ediyorum YouTube'dan. Gene yani o hoca üzerinden. Yani daha seçici alıcı. Şey. Yani kendi hocasını seçen. Hani öğrenciyi de seçelim meselesini dediniz ya az önce. Yine biz de kendi hocamızı seçtiğimiz. Çünkü aslında şöyle değil midir? Üniversite hocalarıyla değil midir? Yani biz o hocaları gördüğümüz için o üniversitede seçebiliriz. Yani sadece üniversitenin etiketi yüzünden değil. Orada hoca öyle eğitim verdiğini bildiğimizden. E ne ol? Belki o işte az önce söylediğim o bireyselleşme, yani daha bireysel, birebir eğitim. Farklı hani şu hocayı şu dersim için seçiyorum, bu hocayı bu dersim için seçiyorum. Ve bu dijital dünyada çok daha mümkün. Yani çünkü sınırları ortadan kaldırıyor. Belki farklı bir ülkede yaşayan bir öğrenci buradaki bir hocadan eğitim alacak. Bunu bilemiyoruz. Mesela hep şu İran sistemi gösterilir. İran üniversitelerinin sanat eğitimleri çok övülür biliyorsunuz. Hatta İran'dan Türkiye'ye gelen birkaç sanatçı biliyorum ben. Çok dehşet eğitimler almışlar. Çünkü temel sanat eğitimleri çok güçlüdür. Hani bizde o kadar bile güçlü değil yani. Tamam hani işte onların kendilerine resim diyorlar. Biz onların resimlerine minyatür diyoruz ama o kadar temelleri sağlamdır ki. Mesela Farşiyan'ın normal bir ne bileyim gerçekçi resim yapan bir insandan fark yoktur aslında. Onu öyle yorumluyordur. Müthiş detaylar vardır vesaire. Onlar o eğitimi çok iyi aldıklarından. Ben mesela İran'a gitmeyeceğim farz mal ama İranlı bir hocadan ders almak istiyorum minyatür için. Bu bunu sağlayabilir bu bahsettiğimiz o metaversite neyse onun adı yeni kurduğumuz dünyada. Bunu sağlaması açısından çok ufuk açıcı bir şey bence. O yüzden belki üniversite değil ama eğitim her anlamda kendini devam ettirecek. Yani üniversite adı altında olmasa ve belki eğitim kendinde bir dönüşerek değişerek bir yer bulacak kendine ama bitmeyecek yine yani devam edecek gibi görünüyor bence. Ne dersiniz son olarak hocam? Yani işte son olarak tekrar bu medrese ve yani şöyle bir şey. Öğrenci hoca ilişkisi hakikaten çok önemli ama işte bizim bu hani amfilerdeki dersler işte 90 kişilik 100 kişilik derslerde bunu sağlamak çok zor. İşte bunun da hani iyi kısmı var kötü kısmı var. Şimdi tabii ki öğrenci yani ne kadar çok öğrenciyi muhatap edersek bilir ha bu böyle bir hoca diye. Ama mesela o 90 kişi içerisinde belki 10 tanesi çok ilgili. Yani zaten öğrenciler bunu çok yakından tecrübe ediyordur. Mesela siz 10 öğrenciyle çok daha üst perdeden bir ders yapabilecekken işte sınıf 90 kişi olduğu için bir vasata çekmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu 10 öğrenci için çok acıklı bir şey. Ama hani bu da çok gene fil dişinden konuşmak gibi ama yani o İşte bunun dengesini kurmak yani belki bunların sayısını çok az aza düşürüp hakikaten o birebir ilişkiyi kurmak mesela hani Oxford meselesinde de öyle yani dersler hani 5 kişi 6 kişi ve öğrenciler okuyarak gelir. Bir de şöyle bir şey vardır 90 kişilik sınıfta öğrenciler ne yazık ki okumadan geliyor. İşte o 10 tane nasılsa okumuştur. Onlar İmza cevap atıyoruz. Aynen öyle ama 5 kişilik sınıfta olduğunuz vakit yani eğer okumadıysanız daha çok aktif eden bir şey. Yani tabii ki çok daha fazla göze batıyorsunuz. Yani her neyse yani o hoca öğrenci ilişkisi kesinlikle hoca öğrenci ilişkisinin baz alındığı yeni bir şeye doğru evrilmek zorunda yani üniversite öyle diyelim. Evet. Bayağı ufuk açıcı bir şey oldu. Benim için bugünün şeyi böyle metaversite oldu. Belki bu kavramsallaştırma... Tamam, ilk burada duydunuz. İlk burada duydunuz. Buradan yola çıkıyor. Podcastlerden belki şey yapılır. Onlardan da bir üniversite olur. Yani sanırım özünde olan şey öğrenme, merakının diri tutulması. Mecralar değişebiliyor, zaman değişiyor. İşte öğrenci tipleri, beklentileri değişiyor. Ama o öğrenme arzusu, isteği, iştahı diyelim devam ettiği sürece herhalde üniversitelerde canlı olmaya devam edecek. Diliyoruz ki üniversite sınavına girecek tüm öğrenciler de bu öğrenme iştahı, merakı artsın, eksilmesin. Bununla birlikte hem kendilerine, hem toplumumuza, hem bütün insanlığa faydalı bireyler olsunlar. İyi yerlere gitsinler, bahtları açık olsun diyoruz. Nereye gidiyoruz lan? Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.